da internet üzerinden edinebilirsiniz. Basın toplantısı olmuş. Müzikle devam edelim ve yine çok ilginç bir karakterle devam edelim. Müzik dünyasındaki ilginç bir karakter Serhat Köksal. Serhat Köksal 90'ların başından beri yer altı piyasasında kült mertebesine ulaşmış bir müzisyen. Filmlerden sample'lar alıyor ve bunların üstüne politik şarkılar üretiyor Serhat Köksal. Ve özellikle de yer altı camiasında çok dinleniyor, ilgiyle takip ediliyor. Sonra BBC'nin efsanevi DJ'lerinden John Peel bir Türkiye ziyareti sırasında bu kasetlerden birine ulaşıyor. Kaseti dinliyor, ilgisini çekiyor. Sonrası tam bir başarı öyküsü. Son olarak en iyi parça larının yer aldığı bir CD ve bir de performanslarının yer aldığı bir DVD yayınlandı. Biz de Serhat Köksal'la bir araya geldik ve bu uzun yolculuğu konuştuk. İstanbul'da yaşayanlar duvarlarda, elektrik direklerinde üzerinde 2/5BZ yazan çıkartmaları belki görmüşlerdir. Serhat Köksal yıllardır bu isimle ses ve görüntünün bir araya geldiği besteler yapıyor, 90'ların ortasına dek bunları kendi kaydettiği kasetler halinde çeşitli dükkanlara bırakarak meraklısına ulaştırıyordu. ...2/5BZ projesi bir müzik projesi olarak başladı. Daha çok 80'lerin sonunda evde kayıtlar yapıyordum. Daha sonra görsel yanı da ağırlık basmaya başladı bunun. Özellikle Türk filmleri ve imajları 40'lara, 50'lere ait bazı Türkiye'deki imajları dergilerden kesip çok kullandım. Bunları konserlerimizde de kullandım. Özellikle konserlerimizde Türk filmlerini çok kullandım 90'ların başında. Bunlarla ilgili kasetler yaptım. ...2000 yılından bu yana Serhat Köksal dünyanın dört bir yanındaki festivallerde performans sergiliyor. Müzik yani ses anında üretiliyor ve buna uygun görüntülerde yine aynı anda sahnede kurgulanarak sunuluyor. Görüntülerde neyi izliyoruz? Bir Refah Partisi kongresinde uçan balonlara vuran partililer de var. Belgin Doruk'la balonlar arasında bir buluşma yaşayan Zeki Müren de. Bir tarafta siyasetçiler konuşuyor, diğer tarafta Abdurrahman Palay'ın meşhur dublajıyla başta Cüneyt Arkın olmak üzere Yılmaz Güney, Ayhan Işık gibi isimler onlara cevap yetiştiriyor. Parayı nereden buldun? Yoksa birisi mi zorladı seni? Zorla mı geldin buraya? 90'ların başında bir özel televizyonların açılmasıyla birlikte bir medya bombardımanı oldu, bir hegemonya oldu. Bir şekilde onlarla ilişki kurmaya çalıştım bu çalışmaları, bu görsel olarak ve repliklerle. Onları bir şekilde savaştırdım, karşı karşıya getirdim. İşte Tansu Çiller vardı o sıra. Onu bir şekilde Abdurrahman Palay'ın sesiyle karşılaştırdım, birbirlerine cevap verdiler. Cüneyt Arkın vardı, Yılmaz Güney'den vardı replikler ama bunu söyleyen Abdurrahman Palay'dı. Son yıllarda Serhat Köksal'ın plakları, DVD'leri, CD'leri basılıyor ve dünyada büyük ilgi görüyor. Aslında kendisinin dünya sanat çevrelerinde tanınmasında BBC'nin efsane DJ'i John Peel'in de büyük katkısı var. But in Turkish it's something along the lines of Eki Bulu Baş Bazar. 94'te buraya geldi ve Kadıköy'de bir kafede buluştuk. Başkalarıyla da röportaj yaptı ama 94 yılının sonlarına doğru bu program yayınlandı BBC World Service'te. Beni çağıran organizasyonlar veya festivaller veya sergiler, çeşitli ortamlarda çok fazla çaldım. Görsel, işitsel performans şeklinde anons ediyor beni. Yani şu anda en uygun tanım o yaptığım iş. Sahnede canlı olarak ses ve video kurgusu yapmaya yapıyorum. Ama yani devlete karşı çıkıyorum. 2/5BZ'nin performanslarında kullanmayı en çok sevdiği isimlerden birisi de Aziz Nesin. Ünlü yazarın bir zamanlar televizyonda o zamanki İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'le yaşadığı tartışmanın görüntüleri üzerine çalmayı çok seviyorlar. Aziz Nesin'i etkilendiğim insanlardan birisi yani ilk etapta söyleyebileceğim insanlardan birisi. Yani çünkü küçüklüğümden beri tanıdım. Özellikle 90'ların başında bu özel televizyondan açılması çok bir şekilde onu canlı olarak çok sık görmeye de başladık. Ve orada da tabii son yıllarıydı bir şekilde çok
önemli laflar ettiğini, Türkiye'nin ile ilgili çok önemli laflar ettiğini düşünüyordum. Ve her zaman yani ne zaman görsem televizyonda onu kaydediyordum. Bir tane de işte 94-95 yılıydı çektiklerimin arasında. Necdet Menzil'le bu milliyetçilik üzerine, Ne Mutlu Türküm üzerine bir atışması vardı. O da çok önemliydi o yıllar için. Ve o yıllardaki o konuşma bir şekilde günümüzde de hala ilgili, hala geçerli. 2/5 BZ'nin albümlerini ve DVD'lerini bazı müzik dükkanlarından ya da internet üzerinden edinebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.